Şimdi sizleri Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Dikenli Köyü'ne götüreceğiz. Dikenli Köyü'nde özlemini duyduğumuz bayram gelenekleri hala devam ediyor. Köyde çocuklar şeker değil, ceviz topluyor. Ben 45 yaşındayım. Bu kadar erken başladık işte. Her köyü dolaşıyoruz. Çok fazla. Gerçekten. Ne yapacaksın bu cevizleri? Paylaşacağım, yiyeceğim. Kardeşimle bölüşürüz. Kaç yaşındasınız? 74. Kaç yıldır var bu adet? Dedelerimizden gelme, şimdi değil yani, kalma. Biz doğduk doğalı böyle devam edilmiş. Bayram namazından sonra poşetini alan dışarı koşuyor. Bu köyde ceviz toplama geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Ne zamandan beri topluyorsun sen? 4 yaşımdan beri topluyorum. Kaç yaşındasın şimdi? 10 yaşındayım. Nasıl bayramda böyle bir etkinlik? Çok güzel. Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Dikenli Köyü'ndeyiz. O unuttuğumuz bayram geleneklerinin tamamı bu köyde yaşatılmaya devam ediyor. Şirin bir Orta Anadolu köyü Dikenli. Köyün yerlileri ve sıla-i rahim yapmaya gelenler bayram namazı için tutuyor caminin yolunu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Bayram namazının ardından bayramlaşmak için sıraya giriyor bütün köylü. Köyün en yaşlısından en küçüğüne halka şeklinde ilerliyor bayramlaşma kuyruğu. Köyün en eski geleneği ise ceviz toplama. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de ceviz toplamak için tek tek dolaşıyor evleri. Her yıl yapılıyor, ceviz topluyoruz. Çok güzel çocuklara geleneklerimizi göstermek için güzel bir etkinlik. Topladın mı cevizleri? Kaç cevizim var? 3. Bakayım. Güzel bir adet yani, sevinç dolu. Ne bileyim, böyle insanın sevinesi geliyor. Eskiden daha iyiydi de. Nasıl eskiden? Eskiden her şeyi yapıyordum. Yemek, ne vardı mesela? Ne vardı yani? Ne? Yemek, ekmek, bayramda ekmek yapıyordu. Herkes aynı anda cevizlere hücum edince zaman zaman izdihamda kaçınılmaz oluyor. Güzel bir adet. Yani yıllardır süren, çocukluğumda da devam eden bir adetti. Ceviz topluyoruz kuzenimle beraber. Cevizleri beraber iyice topladıktan sonra. Ne kadar topladın? Bayağı bir topladım şu poşet. Dikenli Köyü sakinleri kahvaltıyı köy konağında yapıyor bayram sabahı. Bu sayede eski ve yeni nesil kaynaşıyor, geleneklerin devamı sağlanıyor. Dikenli Köyü'nde bayramlar nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor, mutlu oluyoruz. Çoluk çocuk hep toplanıyor, ceviz topluyorlar. Beraber oluyoruz, böyle yemek, çay içiyoruz. Çok güzel oluyor yani. Çok mutluyuz, çok güzel adetlerimiz var. Devam ettireceğiz geleneklerimizi. Yeni yetişen, köyümüzü tanımayan gençleri köyümüzü tanıtmak için derneğimize de bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunlar yani bizim Türk kültüründe olması gereken şeyler, yapılması gereken şeyler, devam ettirilmesi gereken şeyler. O yüzden ben köyümün şansı köyler arasında görüyorum. Sohbete yöresel sanatçılar da Çerkeş türküleriyle eşlik ediyor. Çerkeş'in ışıkları